Merhaba. Shotty Game'e hoş geldin. Bugün tekrardan seninle isteğiniz üzere Crash Quest oynayacağız. Şu an ben oyunu oynuyorum. Evet, aktif bir şekilde oynuyorum. Oyununla ilgili hem artılarını hem de eksilerini sizinle paylaşmak istiyorum. Gördüğüm kadarıyla şu an oyunda online bir oynama yok. Yani arkadaşınla veya farklı biriyle girip karşılıklı mücadele edemiyorsun. Tamamıyla yapay zekaya karşı mücadele ediyorsun. Bu yapay zekaya karşı ettiğin mücadele sonra seni ne yapar bilmiyorum. Gördüğün gibi burada bir sürü kademeler var. Yani şey gibi düşün ya. Level atlamalı bir klasik oyunlar gibi düşün. Onlar gibi takılıyorsun. Bazı savaşları kazanmanın imkanı yok. O yüzden devamlı maç yapıp geri dönmen lazım. Ya da gidip shop'tan bir şeyler bayılman, para bayılman lazım. Yani para bayılırsan klasik Supercell oyunu karakterlerin seviyesini atlatırsan oyunda yapacağın taktik maktik önemli değil. Pat 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 vurur oyunu kazanırsın. O yüzden beni çok tatmin eden bir oyun olmadı bu şekilde. Mesela bak bunların hepsinin geçen indirme videosunda çoğunu bitirememiştim. Şu an seviye atladık. İşte oyununu oynadığın sürece, karakterlerini güçlendirdiğin sürece bir şekilde kazanabiliyorsun. Mesela şurada 3 tane alamadığım yıldızım var. Bu 3 tane alamadığım yıldızı bir şekilde, yani ne bileyim 3-4 tane mesela şu an buradayım. Buraya falan gelip karakterlerimi kastıktan sonra gidip bunları 3 yapabilirim kafasında. Anlatabiliyor muyum? Bir de 3 yaptığınız zaman gördüğünüz gibi adanın arkasında bir tane sandık var. Sandığı da alabiliyorsunuz bu aşamada. Ve şu an ben buradayım. Gördüğünüz gibi birer yıldızla giriyorum. Şu an mesela bir tane boss gibi var. Asıl boss da burada. Şimdi bunu yenersek, bu savaşı kazanırsak boss'la mücadele edeceğiz. Ki boss bizim ağzımıza sıçacak, o kesin. Hatta bunu kazanmamız bile çok zor. Çünkü seviyemiz düşük, yani karakterlerimizin seviyesi düşük. Oyunda böyle bir sıkıntı var. Nasıl atlatılır bu sıkıntı bilmiyorum. Şu an başlıyoruz abi. Hadi bakalım, ilk maçımıza başlayalım. Şimdi ben hemen şunu, bombayı buraya attım. Bombayı buraya atmamın sebebi de çitlerin kırılması. Çitler kırılsın, şeyler olsun. Şimdi ondan sonra hemen ilk olarak şeyleri kullanmak istiyorum. Bak, combo yaptığım zaman abi 8'li combo, 5'li tane combo yapıyorum. Sadece hasar verdiğim bir kişi var. Şöyle yapıyorum. Hadi bunları, bir goblinleri kullanalım. Çok da oha, adamlar mahvetmiş ortalığı lan. Şu an bak 120 komboya çıkardığım zaman 7 kişi olduğu zaman en azından bir tık daha iyi oluyor. Ve ona rağmen çok ciddi hasar aldım. Şimdi burada solda goblinlerim ölecekmiş. Goblinler ölmesin diye hemen şöyle goblinleri kullanıyorum. Oraya bir saldırı gelecek. Şimdi beygirler ölecekmiş. Beygirler dediğime bakmayın, prensler onlar. Şimdi prensler ölmesin diye şöyle bir şey yapıyorum. Şu prensin gücünü 4'e çıkartıyorum. Ve bu şekilde de ilerliyorum. Şimdi sağ tarafta yine prensler ölecekmiş. Bir tane de benim. Abi şu şekilde yapsam, devleri kullanıyorum. Çok güçlüler abi ya. Yani şuraya bak, 4 tane kombinasyon yapıyor devler. %60'ta. Ve ona rağmen 2 tane saldırı yapabiliyor. Bu devlerin birer birer öldürmesi lazım yani. Hepsini mahvetmesi lazım. Hiçbir şey olmadı. Şu an evet geçemiyorsun abi. İmkanı yok. Gördüğün gibi vurduğun hasar yetmiyor abicim. Yani bak, yaptığımız hasar boss'a yetmemize yetmiyor. Bir maç daha yapalım. Birazcık daha iyi oynamaya çalışalım. Yani imkan dışı. Ha, karakterlerini geliştirdiğin zaman, seviyelerini atlattığın zaman, mesela şu an benim avcım 8000 altın istiyor ve bende 4000 altın var. Mesela goblinler 5000 istiyor, yine bende 4000 var. Belki goblini veya bu ateş topunu bir tur daha yükseltirsem bir şans, yani bir tık daha şansım olabilir kafasındayım. Şimdi yine ateş topunu kullanacağım. Ateş topunu yine çitleri harcaması lazım. Çünkü çitleri goblinler, işte ne bileyim diğerleri vuramıyor. Şimdi oha, böyle bir şey olabilir mi? Bütün takımı yok etti. Goblinler tamam öldü de. Oğlum manyak. Bu sefer hiç başarılı olamadık. Çok çok ters yere geldi. Şuraya bak. Atlar, prensler, canavar. Of of of. Of. Hadi prensler en azından bir taneyi öldürdü. Havanlar var orada.
Dev ölmesin. Dev ölmedi ama başkası gitti. Abi çok daha kötü oynadık. Şöyle yapayım. Ha, boşa gitti. Yine sıçtık. Yine pek fazla bir şey yapamadık. Zor bir maç yani. Aslında zor değil de şöyle bir sistem var yani. Yapay zekayı maksuz güçlü tutuyorlar. Maksuz güçlü tuttuğu zaman da sen bir varlık gösteremiyorsun. Yine aynı şekilde yapacağım. Bunları ben yenemem gibi ya. Enerjimi boşa harcıyormuş gibi bir hissiyatif içerisindeyim şu an. Seviyeleri bayağı yüksek. Benim seviyelerimle onların seviyeleri hiç alakası yok. Şuraya bak abi. Tek saldırıda benim bütün takımımı kesmeyi başarabiliyorlar yani. Şuraya baksana, hepsi gitti yani. Takır 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 takır. Çok güçlüler abi. Ben bunlara karşı hiçbir şey yapamıyorsun yani. Şuraya bak. Devler çok güçlü. Ama yani bu havanlar filan çok daha ekstrem güçlü yani. Hiçbir şekilde hasar veremiyorum fark ettiyseniz yani. Şuraya bak, hiçbir şey yok. Çok kötü. Çok kötü. Gerçekten çok kötü. Biraz gelişip ondan sonra ilerlemem lazım. Yani şöyle bir şey olur, hani zekaya, taktiğe, maktiğe dayalı bir şey olur. Tamam var ama çok az bir kısmını karşılıyor. Supercell'in zaten oyunlarının Brawl Stars'ı çıkar, çoğu böyle mesela. Crash Royale'de böyle. Crash Royale'de de karakterler mesela yüksek seviyeli ise onun karşısında istediğin kadar taktik yap, hiçbir şey alamıyorsun. Mesela size de bir sonraki videoda da ligi göstereyim. Ligde nasıl oynadığımızı göstereyim. Ne bileyim, siz ona arzu ederseniz yorumlara yazın, ligi görmek istiyorsanız mesela. Ben mesela şuraya geçeyim. Şuradaki burada da bir şey yapamıyormuşum. Maalesef videomuz burada sona erdi. Quest, Crash Quest o videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen bunu yorumlarda belirtin. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.